Hadi söyleyelim. Mustafa Işık, biriniz burada kalsın, diğeriniz benimle gelsin. Çabuk anne, okula geç kalıyorum. Gideceksin yavrum. Önce kahvaltını et. Peki. Bol bol yemek ye de büyük adam ol. Büyük adam olmak için yemek yemek mi lazım baba? Tabii ya! Günaydın Mustafa bey! Günaydın! Hayrola? Sizinle görüşebilir miyim? Buyurun! İçeride görüşsek daha iyi olur. Gelin! Buyurun! Bu sizin mi? Evet, benim. Nerede buldunuz? Fabrikada. Düşürmüş olabilirim. Dün gece çalıştığınız fabrikanın kasası soyuldu. Tam 1 milyon çalındı. Üstelik 2 gece bekçisi de öldürüldü. İkinci sebep de yüzünüzdeki yara izi. Nasıl olur? Ben bir şey yapmadım ki. İfadenizi karakolda verirsiniz. Takın kelepçeyi! Nasıl? Nasıl olur Mustafa? Abi! Abimi götüremezsiniz, o suçlu olamaz! Baba! Babamı götüremezsiniz, götüremezsiniz! Babamı bırakmam ben! Anlaşılan bir yanlışlık var oğlum. Er geç adalet yerini bulacaktır. Demek dün gece geç gelmesinin sebebi buymuş. Yani abim katil mi? Oturun. Bilal Doğan'ı çağırın! Şahit Bilal Doğan! Sanık Mustafa Işık'ın fabrikanızda baş veznedar olarak çalıştığı biliniyor. Acaba bu soygunu neden yaptı? Mustafa benim eski ve beraber büyüdüğüm bir arkadaşımdır. Geçenlerde çok sıkışık olduğunu ve 20.000 liraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de verdim. 1 Nisan 1973 günü, yani dün ödemesi lazımdı. Yalan! Yalan söylüyor hakim bey, söz istiyorum! Evet, konuşabilirsin Mustafa Işık.
Fabrikanın soyulduğu akşam ben başka yerdeydim. Önce berbere gittim, tıraş oldum. Berber elindeki usturayı kaçırdı, yüzümü kesti. Sonra bir eczaneye gittim, eczacı pansuman yaptı. Berberle eczacının dinlenmesini istiyorum. Hayır efendim. O akşam Mustafa Bey benim dükkanıma gelmedi. Ben onu tıraş etmedim. Sonra ben 20 senelik ustayım efendim. Yüzünü nasıl kesmiş olabilirim? Müşterilerim benden daima memnundur. Bütün gece nöbetçiydim. Önce hamile bir kadın getirdiler. Hastaneye götürün dedim. Sonra yaralı bir çocuk getirdiler, ona pansuman yaptım. Başka hasta gelmedi efendim. Yalan, yalan söylüyorlar! Anne, hala, babamı asacaklar mı? Yok yavrum, asmayacaklar babanı. Babana iftira ettiler. Adalet yerini bulacak. Baban gene aramıza dönecek. İnşallah. Ama zannetmiyorum. Bu vaziyette ben yaşayamam. Susun, susun! Sanık Mustafa Işık! Bütün şahitler dinlendi. Hepsi de senin aleyhinde. Bunlara bir itirazın var mı? Yalan söylüyorlar. Peki oğlum, şimdiye kadar dinlenen üç şahit de mi yalan söylüyor? Hepsi! Üstümüzde her şeyi en iyi gören bir Allah var hakim bey. Allah şahidim olsun ki yalan söylüyorlar. Cinayetin işlendiği zaman ben önce berberde, sonra eczanedeydim. Ama onlar cinayetin işlendiği gece seni gördü. Yalan! Yalan! Bakın hakim bey, babaysanız çocuğun ne olduğunu bilirsiniz. Burada bir oğlum var. Onun üstüne yemin ederim ki yalan söylüyorlar. Anlıyorum seni. Müsaade ederseniz sanığa sual sormak istiyorum. Peki niye yalan söylüyorlar? Sana bir düşmanlıkları mı var? Bu şahitlerin dinlenmesini sen istemedin mi? Evet, ben istedim. Sanıyordum ki onlar doğruyu söyleyecekler. Ama kalleşlik yaptılar bana. Evimi başıma yıktılar hakim bey. Demek hepsi yalan söylüyorlar. Sence bunları korkutan biri mi var? Benim soracaklarım bu kadar hakim bey. Buna ne diyorsun Mustafa? Evet hakim bey. Bunların hepsi yalancı, satılmış, korkak! Peki acaba bütün bu işleri çeviren kim? Bu adamları susturan, cinayeti işleyen, parayı çalan kim? Yalnız şunu iyice biliyorum ki, doğruyu ispatlayamazsam beni asacaklar. Çünkü kanunlarımız bunu icap ettirir. Bekçileri ben öldürmedim. Paraları da ben çalmadım. Ama el birliğiyle bu suçu bana yüklüyorlar. Eğer müsaade ederseniz, bir şahidim var. Son şahidim. Burası adalet evi oğlum. Kimse için yanlış hüküm vermek istemeyiz. Dinlenmesini istediğin şahit kimdir? Ciniko Cumali derler adını. Adresi nedir? Müsaade ederseniz adresi vermeyeyim hakim bey. Çünkü onun da susturulacağından korkuyorum. Eğer konuşmasına mani olma fırsatını bulamazlarsa, her şey o zaman ortaya çıkar ve ben kurtulurum. Oğlum öksüz kalmaz, karım da dul kalmaz hakim bey. Siz ne diyorsunuz? Evet. Peki oğlum, teklifin kabul edildi. Önümüzdeki celseye yetişmesi için ne yapacaksan yap. Sağ olun hakim bey. Gereği düşünüldü. Duruşma son şahit Ciniko Cumali'nin dinlenmesi için Nisan ayının 14. gününe bırakılmıştır. Bu şahit de nereden çıktı? Kimdir bu Ciniko Cumali? Bilmiyoruz. Nerede oturduğunu da kimse bilmiyor. Hiç tanıyan da yok. Mustafa mutlaka birini gönderecek ona. Ve bu adam mahkemeye gelecek. Eğer bildiği bir şey varsa mahvoluruz. Hepimiz kodesi boylarız. Sen merak etme patron, biz uğraşırız bu işle. Senin hayatının mahvolması, bizimkinin de aynı akıbete uğraması demektir. Eğer bu adam bir şey biliyorsa bu şehre sokulmayacak. Ciniko Cumali bu şehre girmemeli. Ciniko Cumali başkasının işlerine burnunu sokamayacak patron. Buraya suçlusu da gelir, suçsuzu da. Fakat er geç hakikat ortaya çıkar. Mustafa Bey'in bu işi yaptığına ben de inanmıyorum. Ama bütün şahitler aleyhinde. Ben abimin suçsuz olduğuna inanıyorum. Gel! Mahkumu getirdik efendim, alın içeri. Abiciğim! Buyurun, oturun.
Her şey düzelecek. Ciniko Cumali'ye gideceksin. Kim bu Ciniko Cumali? Düşmanım. Düşmanın mı? Mert bir düşman aslında o. Ailelerimiz arasında kan davası vardı. Onların tarafından intikam alacak tek kişi Cumali, bizim taraftan da bendim. Bundan 8 yıl önce beni öldürmeye gelmişti. Ben göğsümü açtım, vur, öldür dedim. Fakat o silahını cebine koydu. Seni öyle bir gün öldürmeye geleceğim ki, o zaman korkacaksın. Çünkü bugün hayatta sevdiğin, bağlandığın kimse yok. Ama bir gün evleneceksin, çocuğun olacak. İşte o zaman, o zaman seni öldürmeye geleceğim dedi. Ama ben nefret ediyordum bunlardan. Kan davasından ve bu davayı güdenlerden. Sonunda kardeşim Ayşe ile birlikte İstanbul'a geldim. Evlendim, çocuğum oldu. Mutlu bir hayat yaşamaya başladım. Öyle bir adam sana yardıma gelir mi acaba? Benim bildiğim Cumali gelecektir. Beni başkasının, hatta kanunun bile öldürmesine müsaade etmez. Ciniko Cumali'yi nerede bulabilirim abi? Onu Ömür Hastanesi'ndeki yakın arkadaşı Doktor Kemal'den öğrenebilirsin Ayşe. Nerede olduğunu ancak o söyleyebilir sana. Merak etme abi. Önce doktoru, sonra Cumali'yi bulacağım. Ciniko Cumali! Hay Allah! Bugün hiç şansım yok. Bana şans bıraktınız, oynayın. Verdik de ne kadar vereceğiz hanım ya. Oynamaya gelir, öyle oturup siz oynuyorsunuz. Ciniko Cumali geldi patron. Ne? Ciniko Cumali mi geldi? Koşun, sokmayın o belayı içeriye! Ciniko Cumali gelmiş. Hiç düşünme patron, içeri sokmayız. Sen de git. Dur bakalım Ahbap, üyelik kartını görelim. Üyelik kartım yok ama kart vizitimi göstereyim size. Hoş geldiniz Cumali Bey. Gönderdiğiniz davetiyeyi aldım. Adamlarınız çok kibar nedense. Buraya geleceğini hiç sanmıyorduk, Ciniko Cumali. Unutuyorsun, daha önce de söylemiştim. Benim kart vizitim her yerde geçer. Benim kumarhanem de namus politikasıyla çalışır. Namus dereceni para verişinden anlarız. Buyurun, oynayalım o zaman. Oynayalım. Fiş getir. Potla açıyorum. Peki. Hepsi 2000 oldu. Ben yokum. Ben görüyorum. Hayır. Neyiniz var? Benimki flas. Kaybettiniz, floş. Thank you.
yapıyorsun sen? Ver şunu! Hayatımda hiç hile yapmadım. Ben paramı almasını biliyorum. Ömür hastanesine gönder. Bir daha beni buraya gelmeye mecbur etme, anladın mı? Anladın mı? Cumali'ye gidiyor, değil mi? Sen burada kal Mehmet! Acınız şimdi diner! Ay, çok acıyor! Bir dakika! Affederseniz, Doktor Kemal Bey'le görüşecektim. Kendisi nerede acaba? Şu odada hanımefendi. Hadi bakalım. Şimdi içeri girelim, hadi. Hadi yavrum, bunu da iç. Ha? Ondan sonra iyileşeceksin. Hoppa! Sonra da seninle futbol oynayacağız. Hadi bakayım. Aferin sana, erkek dediğim böyle olur işte. Hadi buyurun, çıkın hadi şimdi. Çocuk, hadi bakalım. Hadi. Affedersiniz, Doktor Kemal Bey'siniz galiba. Evet, bir şey mi istediniz, buyurun? Jiniko Cumali Bey'i arıyorum. Yerini ancak siz bilirmişsiniz. Dışarıda kafası gözü sarılı, kolları askıda bir takım adamlar varsa, Cumali buradadır. Ne yani? Anlamadım. Yani, estetik ameliyatçıların bir numaralı sevgilisidir Cumali. O kırar bozar, biz yaparız. Gene anlamadım. Zordur onu anlamak. Ben 20 senedir anlayamadım. Doktor Bey, ben size Jiniko Cumali'yi aradığımı söyledim. Lütfen onu bana biraz anlatır mısınız? Hı hı. Merttir, dürüsttür, haksızlığa tahammülü yoktur. Kavgaya, kumara bayılır. Namusu için her şeyi yapar. Ve de çok su içer, bundan fazla bir şey bilmiyorum. Cumali Bey ne zaman gelir acaba? Birazdan gelir. Gelin sizi hastaneyi gezdireyim, vakit geçer. Jiniko Cumali burada mı? Gelmedi. Daha da geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Dur bakalım Jiniko Cumali. Ben Jiniko Cumali değilim. Bugün de herkes onu arıyor. Siz neden Jiniko'yu arıyorsunuz? Doktor Bey'den başkası yerini bilmiyor ki. Demek sen değilsin. Tabii ben değilim. O zaman Jiniko'nun yerini söyle. Hadi bakalım, yürü! Yürü! Çek elini be! Manyak mısınız, nesiniz? Hadi ben sizde! Çek elini be! Ulan çekiliyorum sana be! Bırakın beni be! Bırakın! Duran bakalım! Ne oluyor orada? Bu da kim? Evet! İşte Jiniko Cumali! Beni mi arıyorsunuz? Evet! Ne yapacaksınız? Geldim işte! Nihayet seni bulduk! Ulan başımız beladan kurtulmayacak mı? Yoksa kumar oynamaya mı geldiniz? Jiniko! Bırak lan! Şimdi hesabın tamam Jiniko! Oh, my God.
Şükür atlattık fırtınayı. Ya kardeşim, hep senin yüzünden başım belalarıma girecek böyle. Dün gece herifleri komalık yapmışsın, hastane dolup taştı ya. Davetsiz belaydı bunlar, ne istediklerini bilmiyorum. Hiçbirini de tanımıyorum. Ah, az kalsın unutuyordum. Bu hanım da seni sormuştu. Bu da davetsiz bir bela herhalde. Ayşe Hanım, Ciniko Cumali. Sizinle görüşmeye geldim Cumali Bey. Buyurun, sizi dinliyorum. Yalnız konuşabilir miyiz? Müsaadenizle. Ben Mustafa Işık'ın kardeşiyim. Ne olur, ben söyleyeceklerimi bitireyim, sonra siz konuşun. Tamam mı Cumali Bey? Abim bana her şeyi anlattı. İki düşman aile olduğumuzu biliyorum. Ama şimdi size ihtiyacımız var, onun için geldim. Abim bir iftira sonucu hapse atıldı. Cinayet ve soygun suçundan mahkemesi yapılıyor şimdi. Aleyhinde karar vereceklerini sanıyorum. Çünkü bütün şahitler korkutulmuş. Abim tüm umutlarını yitirdi. Hem katillik hem hırsızlık suçundan asacaklar onu. Suçsuz yere asacaklar. Bütün bunlardan bana ne? Üstelik Mustafa benim düşmanım. Hayır, yanılıyorsunuz. Ailelerimiz arasındaki düşmanlıkta abimin hiç suçu yok, benim de yok. Eski günlerin acısını neden biz çekelim? Abimin size ihtiyacı var. Mustafa ne kadar güç durumda olursa olsun, düşmanından yardım dilemesi mertliğe yakışmaz. Eğer o düşman gerçekten mert ve erkekse ayıp sayılmaz. Ayıp olan düşmanının bu yardımı reddetmesidir. Hem mert insanlar sözlerinde de dururlar. Ben Mustafa'yı öldürmeye yemin ettim. Öldüreceğim de. Ama önce asılmaktan kurtaracağım onu. Artık bana düşman gözüyle bakma. Ben kimseyi arkadan vurmam. Kardeşin kurtulana kadar dostuz. Siz hayatımda gördüğüm en mert insanmışsınız. Alo! Ciniko Cumali'yi bulduk patron. Ne, buldunuz mu? Peki nerede şimdi? Hastanede.
Onu komaya sokacağınızı biliyordum. Sen ne diyorsun patron? Asıl komaya giren biziz. Adam bildiğin gibi değil, bir yumruktaki kişiyi deviriyor. Allah kahretsin sizi, beceriksiz herifler! Demek Ciniko Cumali gelmiş. Ya işi aydınlatırsa, ya beni burada bulursa? Bunun da icabına bakarız. Tanıştığıma memnun oldum Cumali Bey. Emniyet Müdürü Hamit Yıldırım. Memnun oldum. Demek Mustafa'nın güvendiği tek adam sizsiniz. Biz de zaten bu hadisenin huzursuzluğu içindeyiz. Temenni ediyoruz ki sonuç Mustafa'nın lehine olsun. İsminizden çok bahsedildi Cumali Bey. Sizi biraz tanıyorum. Gel. Mustafa Işık geldi efendim. Getirin. Buyurun. Geçmiş olsun Mustafa. Sağ ol Cumali. Teşekkür ederim müdür bey. İnşallah makbule geçer. Geleceğini biliyordum. Senin gibi mert ve cesur düşmanım olsun. Kurtulana kadar unut bunları. Seni kirli bir ipte boğulurken görmek ağrıma gider. Söyle bakalım, ne yapmamı istiyorsun? Bana büyük bir oyun oynadılar Cumali. Şahitleri bul, onları konuştur. Onları korkutan birileri var. Karım kayboldu veya kaçırıldı. Zor durumdayım. Anlıyorsun değil mi Cumali? Beni korkutan ölüm değil, şerefsizlik. Avukatımla konuşabilirsin. İcap ederse gereken bilgileri Ayşe'den de öğrenebilirsin. Abi! Önce avukatla görüşüp sonra başlamalı işe. Ben avukat olarak bütün imkanlarımı kullandım Cumali Bey. Fakat Mustafa Bey'in verdiği şahitler hep aleyhinde. Maalesef ben de çaresiz kalmış durumdayım. Ben Mustafa'nın suçlu olduğuna inanmıyorum. Sizce bu şahitler niye yalan söyledi? Bilmiyorum. Bilmeyecek bir şey yok. Satıldı hepsi. Baskı yapıldığı da mümkün. Ya fabrikatör? Onun şüphesi şu. Borcunu kapatmak için fabrikanın kasasını soymuş ve bekçileri bunun için öldürmüş. Avukat bey, sizin de hangi tarafa çalıştığınız belli. Yalnız bu işi üstüme aldığıma göre ayağınızı denk atın. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Fakat ben... Orasını siz düşünün. Gidelim Ayşe. Amca hala! Cumali amca, babanın arkadaşı. Hoş geldiniz amca! Hoş bulduk yavrum. Kaç yaşında? 7 yaşında. Buyurun oturun. Siz konuşurken ben de şu mantomu çıkarayım. Amca, senin tabancan var mı? Yok. Neden yok tabancan? Yok işte. Ama benim var. Korkuyor musun? Oo, korkuyorum. Neden korkuyorsun? Korkan ben! Korkuttum onu! Cumali amcayı korkuttu! Amma da korkakmış! Cumali amcam bir şeyden korkmaz yavrum. Hala ben bahçeye çıkıyorum! Peki canım! Sizi hastaneye doktor arkadaşımın yanına götürmek istiyorum. Neden ama? Orada kalmanız daha iyi. Yanlış anlamayın. Bu sadece bir tedbirdir. Olaylar aydınlanıncaya kadar orada kalırsınız. Nasıl isterseniz, size güvenimin büyük olduğunu söylemiştim. Thank you.
Hoş geldin Cumali. Hoş bulduk Kemal. Hoş geldiniz. Hoş Ayşe ile Murat'ı getirdim. Bir müddet sende kalacaklar. Hı. Öyleyse icabına bakalım. İyi olur. Sizler bir yığın budalasınız. İnsan hiç avını elinden kaçırır mı? Ciniko Cumali'nin şehre gelmesinin ne demek olduğunu ben size anlatmadım mı? Ciniko Cumali denen adamı tanırsan böyle konuşmazsın patron. Kes sesini be! Utanmadan bir de konuşuyorsunuz. Cumali'yi bir gölge gibi takip edeceksiniz, anlaşıldı mı? Anlaşıldı patron. Kalfası Cemal Efendi sen misin? Evet benim, ne istiyorsun? Ben de Ciniko Cumali'yim. Ne, Ciniko Cumali mi? Mahkeme gününe kadar düşün. Ne düşüneceğim? Ya kefenini hazırlarsın ya da doğruyu söylersin. Hadi eyvallah. Mahkeme ayın 14'ünde. O güne kadar düşün taşın. Yine yalan söylersen hakimin önünde vururum seni. Ben bir şey bilmiyorum. Bildiklerimin hepsini söyledim mahkemede. Söylemesi benden, düşünmesi senden. Devam et. Merhaba avukat bey. Buraya gelmek istemezdim ama mecbur oldum. Demek Cumali sana gelip şahitlerin adreslerini aldı. Ya konuşturursa şahitleri? Ya meselenin aslını çıkarırsa ortaya? Nasıl çıkarır? Ama sen veya ben konuşursak her şey ortaya çıkar. Yalnız unuttuğun bir şey var. Ya cinayeti senin işlediğini ispat ederse, iflas etmek üzere olduğunu, vergi borçlarını ödemek için kendi kasanı soyduğunu, hadiseyi Mustafa Işık'a yüklemek için karısını bile aldattığını anlatmayacak mısın? Diyorsun ki ben anlatmazsam sen anlatırsın. Öyle mi avukat bey? Sen de çok şey biliyorsun çünkü, en az benim kadar. Hayır, hayır patron! Ben daima seninleyim! Ben de yalnız olmaktan hoşlanırım. Çok şey bilen ağzını sıkı tutmasını bilmezse ceset olur. Götürün bu leşi! Otomobille nehre atın! Trafik kazasında ölmüş olsun. Ne oldu? Ciniko Cumali eczaneyle berbere gitti patron. Demek öyle. Bu adam ölümünü arıyor. Eczacı ile berber de çok şey biliyor. Ya onları konuşturursa? Olabilir patron. Onları susturmak lazım. Sen emret patron. Ciniko Cumali gittiği zaman konuşacak kimse bulamayacak. Avukat trafik kazasında ölmüş. Gene o adamların işi. Abine komplo kuranların işi. Çok tedirginim. Ama çıkamıyorum işin içinden. Bütün insanlar birbirleriyle kavgalı. Neyi paylaşamazlar, neyin kavgasını yaparlar? Şu kısacık insan ömrü boş yere harcanır gider, boş yere! Kavga, kin, ölüm! Kavga, kin ve ölüm değişmez kurallardır hayatım. İnsanoğlu bunlardan kurtaramaz kendini. Siz de kurtaramadınız değil mi? İnsan yalnız başına iştir. Ama bu yalnızlığı siz istiyorsunuz. İntikam almak isteyen sizsiniz. Hayır! Yalnızlığı istemiyorum ben. Hayatım boyunca bunun tersi oldu. Ben de istemiyorum yalnızlığı. Yalnızlık çok kötü. Yalnızlıktan kurtulacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Onun hayaliyle yaşıyorum. Bir şeyin yok ya? Yok, hayır!
Tam gazete okuyacak zamanı bulmuşsun ha! Dün gece öldürülen şahıslar, Mustafa Işık hadisesinin şahitleriydi. Biri eczacı Cemal Bey, diğeri de berber Nizam. Zavallının boğazını kesmişler. Ciniko Cumali'nin ilgisi olabilir mi? Ciniko Cumali şahitleri neden öldürsün? Ya da katil kim? İşte bizi bu yolda Ciniko Cumali aydınlatacak. Onu adım adım takip edeceksiniz. Zira adam canlı hedef. Bilal Bey'de 2,5 lira alacağım var, onu almaya geldim. Buyurun. Acele et, yolsuz kaldım. Siz bir dakika bekleyin, ben bey'e haber vereyim. Buyurun, bey sizi bekliyor. Cumali Bey! Eyvallah! Ben Mustafa Işık hadisesi için geldim. Mustafa fabrikamda baş veznedardı. Daima iyi geçinirdik onunla. Üstelik eskiden arkadaşımdı, ben bile şaştım bu işe. Size borcu varmış galiba. İfadelere göre borcunu ödemek için soymuş kasayı. Neden bunları soruyorsunuz? Anlatmam veya izah etmem için bir sebep var mı? Yoksa siz polis misiniz? Hayır, fabrikatör Bilal Bey! Ben sadece Mustafa'nın düşmanıyım. Düşmanı mı? Evet! Ben de arkadaşıyım! Fakat idama mahkum edilmiş bir adamın sonu belli! İsrar etmek faydasız! Onun savunmasını yapmasını istediğim kendi avukatım bile aynı fikirde! Merak etmeyin! Kurtaracağım onu! O zaman pek sevinmeyeceksiniz herhalde! Eyvallah! Güle güle Cumali Bey! Neyin var sevgili? Hı? Seni çok beklettim, kusura bakma! Ciniko Cumali dostumuz geldi! Sabık kocanın arkadaşı! Sen zeki ve işini bilen adamsın sevgilim. Bütün zorlukları yenmesini bilirsin. Aşık olduğum tarafında bu zaten. Kimse senin karşında duramaz. Adı Ciniko Cumali olsa bile. Senin için her şeyi yaparım. Ama her şeyi, her şeyi yapacaksın değil mi? Beni bu hapishane hayatından kurtaracaksın. Beni buradan götüreceksin, değil mi? Hoş geldin! İşler iyi gitmiyor! Hayrola? Şahitlerin ikisi de öldürüldü! Fabrikatör Bilal Bey'in bu işlerde parmağı var galiba! Karının da izini bulamadım! Belki ağır gelecek ama... Sen bir kadın oyununa kurban gitmişsin. Nasıl yani? Daha çözemedim. Karın pek sağlam ayakkabı değil herhalde. Doğru konuş, lafına dikkat et! Sen de doğru düşün.
Dediklerimi unutmayacaksınız, aynen yapacaksınız. Hadi bakalım. Merhaba Kemal. Merhaba Cumali. Nasılsın? Sağ ol Kemal, çok mutluyum. Gezmek, dolaşmak, şiir okumak geliyor işimden. Gene bir işler var sende. Söyle bakalım, ne halt yedin bu sefer? Hı? Bu seferki halt yemek değil oğlum, aşk meselesi. Aşk mı? Kim bu kız? Ayşe. Evet, Ayşe. Apayrı bir kız o. Artık dünya başka benim için. Sevmek, yaşamak, evlenmek, yuva kurmak... ...çocuklarımın baba diyen seslerini duymak istiyorum artık Kemal. Sevmek, yaşamak, aşk... Bunlara boş ver Cumali. Unutma ki. Ne demek yani? Biliyorum, hastayım. Ama arkadaşımsın. İyileştirirsin beni. Arkadaşımsın. Hem de canımdan çok sevdiğim arkadaşımsın. Fakat... senin iyileşmen imkansız. Açıklamak istemezdim ama... buna mecbur oldum. Tıp senin hastalığına bir çare bulamadı. Söyle! Söyle benim hastalığım nedir? Bilmek istiyorum. Söyle! Kanser. Cumali! Cumali! Nasılsın prenses? İyiyim. Ama sen önce abimle konuştun mu, onu söyle. Konuştum. Nasıl, iyi mi bari? İyidir. Selamı var. Sen de hiç fena değil misin yani? Anlamadım. Ne demek istiyorsun? Demek istiyorum ki güzel kızsın. Sende bir erkeğin aradığı dişilik var. Neler, neler söylüyorsun? Şaşırtıyorsun beni. Ne demek istediğimi anlamadın mı? Güzel kızsın. İçim çekti seni. Bilirsin ki barutla ateş bir arada olmaz. Mutlaka infilak eder. Sus! Lütfen sus! Dinlemek istemiyorum! Dinleyeceksin! Dinleyeceksin! Çünkü benim olmanı istiyorum! Bir tadına baksam ne çıkar yani? Yok, kaçmaya çalışma! Benim olacaksın! Kurtulamazsın! Böyle şeyler beklemezdim senden! Çok yanlış tanımışım! O kadar kasılmana lüzum yok! Yarım saat için benim olsan ne çıkar yani? Git, git artık! Duymak istemiyorum bunları, git! Peki, şimdilik gidiyorum. Ama mutlaka benim olacaksın. Eyvallah! Thank you.
Cumali! Cumali! Senden bir ricam var Kemal. Ölüme mahkum bir insanın son arzusudur bu. Beni kırmayacağını düşündüm. Tabii kırmam. Arkadaşım değil misin? Öyleyse bana söz ver. Söyleyeceğimi yapacaksın değil mi? Peki, söz. Ayşe ile evlenmeni istiyorum. Nasıl olur? Nasıl yaparım böyle bir şeyi? Ayşe seni seviyor. Ayşe'nin mutlu olması lazım. Oysa ki ben, bugün değilse yarın ölüme mahkumum. Ancak senden mutlu olabilir Ayşe. Onunla evleneceksin değil mi? Ben öldükten sonra... ona düşündüğü kadar kötü bir insan olmadığımı söyle. Beni affetsin. Ayşe! Ayşe! Bir canavardı o! Namus düşmanı bir canavar! Oysa ben onu... Allah'ım, korkunç bir insanmış! Ne kadar yanlış tanımışım onu! Bunu yapmamalıydın Cumali. Mecburdum. Genç bir kızın hayallerini yıkmaya hakkım yok. Bu durumda ben onu mutlu edemem. Neyse, biz kendi meselemize geçelim. Mustafa'nın hayatı bugüne bağlı. Ya ölecek, ya yaşayacak. Daha bir günümüz ve bir gecemiz var. Bundan sonraki her saat yeni olaylara gebe. Alo? Sana, Cumali. Alo, ben Cumali. Beni ilgilendirecek bilgileriniz mi var? Nerede? Yıldız pavyon. Pek, gelirim. Hayrola, ne var? Demedim mi ben sana? Adres mi? Peşime takılayım deme sakın. Ahbap! Gene mi sen yakışıklı fare? Fare fena ısıracak bu sefer! Böyle olmasını istemezdim Cumali bey!
Patron seninle konuşmak istedi. Yoksa bu ev sana mezar olurdu. Patron benimle konuşmak istediyse ben giderdim. Sizlere lüzum yoktu. Yürü! İşte tam ameliyatlık bunlar! Doktorluğunu bilsen iyi edersin. Beni takip etmemeni söylemiştim. Fena mı oldu yani? Şu sürtüyü bularım. Bize oyun oynamakla hata ettin kızım. Doğruyu söylemezsen ben seni öldüreceğim. Yalan söylemeye mecburduk. Babam onların elinde. Her şeyi babam biliyor. Baban nerede? Götüreyim sizi. Hepsi senin baban. Allah ananı acısın. Asıl babası benim. Arkadaş kendini mafyadan sanıyor. Baba filmini görmüş galiba. Demek bunlar da senin çocukların. Şu anda mühim olan senin avucumuzda bulunman. Biliyorsun yarın ayın 14'ü. Mustafa Işık idam olacak. Çünkü beklenen şahit Cüniko Cumali mahkemeye gidemeyecek. Bak oğlum, yaptığın her iş falsolu. Daha ilk günden paniğe kapılıp şahitleri temizlemeseydin, ben bu işi zor hallederdim. Ama şimdi her şeyi biliyorum. Seni hiç kimse kurtaramayacak, ben bile. Büyük laf ettin Cumali, önce kendi postunu kurtar! Kurtaracağım, üstelik Mustafa'yı da kurtaracağım. Bir düşman için bu kadar ısrar niye? Kurtarıp öldürmek için. Zaten ölecek. Düşmüş ve iftiraya uğramış çaresiz bir insana benim kurşunum işlemez. Düşmanım da benim kadar kuvvetli olmalı ki özümü tam alayım. Sakın bana düşman olma fabrikatör Bilal Bey! Blöflerine karnım tok benim! Her işimi kendim yaparım, götürün! Mahkeme bitene kadar bir yere kımıldamayacak! Aman sıkı bağlayın! Sıkı bağlayınmış, al sana sıkı bir yumruk! Bu davarı yarın akşam saat 8'e kadar burada tutmamız lazım. Patronun emri. Çocuklar yapacağı işi bilir. Hadi gidelim! Gidelim hadi çocuklar! Kadifeden kesesi, kahveden gelir sesi. Oturmuş kumar oynar, ah ciğerimin, ah ciğerimin köşesi. Vay da be! Senin mahkeme suya düştü Cumali! Kısmette bu da varmış! ...47 numaralı dosyayı tetkik edip karara varmıştık. Sanık Mustafa Işık. Bu celseye 15 dakika ara verilmiştir. Hmm.
At bir hayli ilerledi. Patlat şunun kafatasını be! Aslan! Dur! Ne haber kadifeden kesesi? Bu! Hiç vakit geçirmeden hastaneye gitmeliyim. Ayşe ile Murat'a göz kulak ol. Sen nereye gidiyorsun? Ben Mustafa'yı kaçıracağım. Onu kaçırmaktan başka çarem yok. Deli misin sen? Nasıl yapacaksın bu işi? Hem artık vakit çok geç. Göz göre göre susuz bir adamı idama yollayamam ben. Delisin sen! Hey! Dur be! Hay Allah! Vurulur seni be! Şahidin gelmemiş oğlum. Maalesef karar vermek zorundayız. Cumali muhakkak gelirdi. Ona da mani oldular. Ben suçsuzum! Gereği düşünüldü. Sanık Mustafa Işık'ın soygun ve gasp suretiyle adam öldürmek eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesine göre idamına karar verilmiştir. Son olarak söyleyeceğim bir şey var mı? Ben suçsuzum. Hedefe götürecektir. Onun peşinden gideceğiz. Hemen jandarmalara haber verin, hadi! Gördün mü? Bak Mustafa kaçmış! Hem de Ciniko Cumali kaçırmış onu mahkeme kapısından. Şimdi beni öldürmek için arayacak. Haram olursa hayat bana! Sus! Fazla telaşlanma Selma! Sana söyledim! Uzaklara gidelim dedim. Bunlar başımıza gelmezdi o zaman. Gene gideceğiz. Sana söz verdim. Sözümü yerine getireceğim. Hem bizi takip edecek, aşkımızı gölgeleyecek kimse olmayacak arkamızda. Nasıl? Mustafa kaçmışken Ciniko Cumali ile beraber beni ararken mi? İkisini de öldüreceğim, Oski, Almanyalı! Gidip Mustafa'nın kız kardeşiyle oğlunu yakalayın. Tamam patron, hemen gidiyoruz. Benim zekama güvenirsin, değil mi sevgilim? Güvenirim ama artık faydasız. Bu gece Mustafa ve Ciniko Cumali benim istediğim yere gelecekler. O zaman da... O zaman da oğlumu öldürecek misin? Ne olur ona dokunma! Hiç olmazsa o bu kirli işlere karışmasın! Karışmayacak! Bir tuzak bu! Sadece kanundan kaçan iki adamı öldüreceğim! O zaman mükafat bile verirler bana! Bu işte kapanmış olacak, mesut olacağız! Ay! 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 Ay
Ahmet, Ayşe Hanım'la küçüğü kaçırdılar. Vay canına be! Sen polise telefon et, ben Cuma Ali'yi bulmaya gidiyorum. Hadi. Artık baş başa kaldık Cuma Ali. Biliyorum. Ne zamandan beri bu anı bekledin? Mazisi eskiye dayanan bir davayı halletmenin zamanı geldi artık sence. Şimdi karar senin. Önce aramızdaki dava mı, yoksa benim davam mı? Seninle bütün dertlerinden arındıktan sonra karşılaşmak isterim. Kararına teşekkürler. Saat 12, Kemal'in gelmesi lazım. Buluşma yeriniz burası mıydı? Cuma Ali! Cuma Ali! Ayşe ile Murat'ı kaçırmışlar. Gene o adamların işi mutlaka. Demek bunu da yaptılar sonunda. Sen polise koş Kemal. Anne! Oğlum! Korkma, her şey düzelecek. Kusura bakmayın Ayşe Hanım, sizi biraz yorduk. Bir kadının bu kadar alçalacağını sanmazdım. Üstelik de anne olduktan sonra. Bizden ve abimden ne kötülük gördün de kaçtın. Bu çocuktan da mı utanmadın? Fazla konuşma! Siz de kendinizi ele verdiniz Bilal Bey! Bütün gayretleriniz boşuna! Yakında sizi parmaklıklar arasında göreceğiz! Fırsat olmayacak! Çünkü Cumali ve abiniz sizi kurtarmak için ayağıma kadar gelecekler! Sonrasını tahmin edersiniz! Gelecekler! Gelecekler ama bu sizin sonunuz olacak! Bu kadar eminsiniz demek! Mehmet, Süheyl, siz dışarısını kollayın! Siz de şunları bağlayın! Olmazsa çocuğumu bana ver. Çocuğu bağlamayın! Oski bana getir onu! Anne! Anneciğim! Yavrum! Patron! Gelenler var! Demedim mi ben gelecekler diye? Kuş kafese girdi! Bilal'in burada olduğunu gayet iyi biliyorum. Çok kalleştir. İtin tuzağına düşmesek bari. Yapacağı işi biliyor. Saklanın!
Sen doğru polise git. Biz buradayız. Bizim kurtulmamız polislerin gelmesine bağlı. Hadi koş haber ver. Seni kaltak seni! Yapma! Yapma ne olur! Seni rezil ederim! Hayır! Lan oruç bu! Ne lüzum vardı bütün bunlara ha? Söyle! Bana bunu nasıl yaparsın? Ha? Affet! Affet beni! Sana ve çocuğuma çok kötülük ettim! Sana vazifelerimi yapamadım! Seni affetmek ha? Affetmek ha? Kıpırdama! Sonun geldi Mustafa! Silahını indir! Yoksa öldürürüm çocuğunu! Yapma bile! Nihayet karşılaştık! İndir! İndir silahını! Dön ve ileri doğru yürü! Bir halt yiyeyim deme, yoksa öldürürüm çocuğunu! Ver çocuğumu! Şimdi sonun geldi! Köpek gibi geber! Dur beni! Baba! Babacığım! De peşinde! Arkalarını çevirelim! Kadir, sen şöyle git! Sen de böyle, sen de benimle gel! Bir ricam var Cumali! Bilal'i bana bırak, ben öldüreceğim! Aptallık etme! Kurtuluşun için o senin son şahidin! Hadi!
Neredeler? Oradalar, acele edin. Dikkatli olun, gidiyoruz hadi. Aferin Oski, iyi düşünmüşsün. Oğlum! Baba! Hadi ateş etsene! Hadi durma, ateş et! Hadi Mustafa, ateş etsene, ne duruyorsun? Hadi! Ateş etsene! Ne bekliyorsun, ateş et! Mustafa! Dur! Dur! Gitme Mustafa! O senin son şahidin! Gitme üzerine! Baba! Babacığım! Yakalayın! Her şey anlaşıldı, cezanı çekeceksin! Cumali! 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 Bana öleceksin diyordun. Bak, senin sözünü dinledim. Ölüyorum işte, ama üzülme. Mutluluk sizleri bekliyor. Mustafa! Bu kurşunu senelerdir senin için sakladım. Bak! Üzerinde ismin yazılı. Al, bunu sana veriyorum. Artık dostuz. Cumali, biliyorum. Bizim için hayatını feda ettin. Düşmanın için. Yaşadıkça bunu unutamam. Çocuğum, ben, Ayşe... Hiçbirimiz unutamayız. Mutlu olacaksınız. Evet, mutlu olacaksınız. Ellerinizi verin bana. Birbirini sevmelidirler. Ama bize yanlış öğretmişler her şeyi. Siz çocuğunuza doğruyu öğretin. Kinin, kavganın sonu olmadığını anlatın.